Merhaba arkadaşlar, Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün çocuklarımızın ve bizlerin çok sevdiği Hello Kitty'li güzel bir şapka çalışması yapacağız. Şapkamız 0-1-1,5 yaşlarına uygun bir çalışma. Daha büyük yaşlar için çalışmak istiyorsak hem artışlarımızda birkaç sıra fazla yapıp boyunu da biraz uzatabiliriz. Şimdi şapkamızın ölçülerine bakalım. Tepe noktasından beyazıma kadar 14 santim, bakın 14 santim. Beyazdan sonrası, yani toplamında bakacak olursak 17 santim şapkamızın uzunluğu. Eğer şöyle giyeceğini hesap edersek 14 santimde kalıyor. Şu şekilde kenarlarını büktüğümüzü düşünürsek, yani kıvrıldığını düşünürsek 14, değeriyle 17 santim. Şöyle enine beyaz kısmından bakmak istiyorum. 21 santim. 21, yani toplamda baş çevresi 42 santime denk gelmekte şapkamız. 1-1,5 yaşları arasındaki çocuklarımız için gayet uygun bir ölçü. Şöyle gördüğünüz gibi tepe noktasından başladık. Artışlarımızı çepeçevre yaptıktan sonra kulaklarımız, kurdalemiz, gözlerimiz ve burnumuzu da ördükten sonra güzelce diktik. Evet, hemen kolay gelsin diyerek şapka çalışmamıza başlayalım. Kolay gelsin. Evet. Hello Kitty'li beremi örmek için Ören Bayan'ın Süper Baby %100 akrilik bebek serisi ipini kullanıyorum. İpimiz 100 gram ve 360 metreden oluşmakta. Renk numarası ise 111 numaralı renge sahip. İpimi örmek için ise 3,5 numaralı tığımı kullanıyorum. Hemen sihirli halkamızı yaparak beremizin tepe noktasından örmeye başlayalım. Sihirli halkamızı en kolay şekliyle orta parmağımın üzerine tutuyorum. Bakınız. Diğer sağ elimde de diğer ucu altından dolanarak bir çarpı yapıyorum. Çarpımın hemen üzerine geliyorum. Bu çok kolay bir yöntem. Altından ipimi dolayarak girdim ve başlıyorum. 1, 2 tane zincirimi çekiyorum ve halkayı şu şekilde sol elime tutuyorum. Sağ elimde içerisine başını dolayarak örmeye başlıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. 2 zincirimden sonra tek seferde çektim ve 2 tane trabzanım oldu. 3, 4, şöyle de elimizle hafifçe daraltalım. 5, 6, 7, 8, 9, bakın tek seferde çekiyorum. 10 giriyorum, çekiyorum. 11 girdim, 12 ve çekiyorum. 12 tane trabzanımı ördükten sonra şu şekilde ipimi, bu küçük bıraktığımız ipimizi asılıyoruz ve ortadaki minik deliğimizi kapatıyoruz. Şimdi ilk zincir çekerek başladığım noktanın iki tane zincir çekmiştim. İkincisinin üzerine batarak şu şekilde tığımı geçiriyorum. İpimi tığımla şöyle dolayarak ilmeğimin arasından geçiriyorum ve birinci sırama düzgün bir şekilde kapatmış oluyorum. Şimdi 1 ve 2 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak hemen batıyorum. Trabzanımın tepesine battım. Bakın yine aynı yere batıyorum ama hemen zincirimin dibine batıyorum. Ve 2 defa aynı yeri örüyorum. Bir ilerideki trabzanımın üzerine batıyorum. Başını doluyorum. Tek seferde çekiyorum. Yine aynı yere ikinci kez batıyorum. Bakın aynı yere ikinci kez batıyorum. Ve tek seferde çekiyorum. Aşağıdaki 12 trabzanı bakın şöyle açayım. Batıyorum. Bir tane trabzan ördüm. Tekrar aynı yere ikinci kez giriyorum ve trabzanımı artırıyorum. Buradaki 12 tane trabzanımız birinci sıramızda, 12 olan ikinci sıramızda, her birini ikişer defa örmemiz nedeniyle 24 tane trabzanımıza ulaşacak. Şimdi devam ediyorum. Bakınız 1, aynı yere giriyorum. 2, tekrar batıyorum. 1 ve aynı yere 2. Bütün trabzanlarımızın üzerine ikişer defa örerek sıra başına gelelim. Evet, ikinci sıramızı bu şekilde tamamladık. Şimdi üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramıza 1 ve 2 zincirle başlıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum ve artış yaparak başlamış oluyoruz. Tek seferde çekelim. Başını doluyorum. Hemen tek seferde çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İkinci sıradan gelen trabzanımı tek olarak örüyorum. Diğerini yine tek olarak örüyorum. Bir çift, iki tek olarak örelim. Şimdi tekrar çift örüyorum. 1 ve 2. Diğer trabzanımı 1 ve 2. Üçüncü sıramızda bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek olarak örüp tamamlayalım. Dördüncü sıramıza yine geçişimi yapıyorum. İki tane çekmiş olduğum zincirin üst kısmına giriyorum. İpimi alıyorum ve ilmeğimin içerisinden geçiriyorum. Ve tekrar 1 ve 2 zincirimi çekip aynı yere batıyorum. Hemen dibine. Şu görmüş olduğunuz minik gözün içerisine girelim. Ve başlangıcımızı çift olarak yapalım. Ve teklilerimizi örmeye başlayalım. Başını doluyorum. Sıradaki trabzanımın üzerine geliyorum. 1 2 3 ve 4 tane tekimizi örelim. 4 tek, 1 çift. 5.'yi çift olarak batıyorum. Çiftimizi yaptıktan sonra tekrar başını doluyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi çift olarak örüyorum. Bu sıramızda başlangıcımızı çift ördük. Yine 4 tane tek, 5. çift. 4 tek, 5. çift olarak 1 2 3 ve 4. sıramızı tamamlayalım. Evet, bu sıramızın da sonuna geldik. Yine aynı şekilde geçişlerimizi yapıyoruz. Tığımın başını dolayarak geçiriyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. 1 2 zincirimi çekiyorum. Bakın bütün geçişlerimizi aynı şekilde yaptık. Tığımızın başını doluyorum. Hemen dibine bir tane batıyorum ve çekiyorum. Çiftimi ördüm. Başlangıç çiftini ve devam ediyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane tek ördük. Bu kez 6.'yı çift olarak örüyorum. 6'ya bir daha batıyorum ve çift. Saymaya başlıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6.'yı çift olarak örüyorum. Evet, 5 tane tek, 6.'yı çift olarak örüyoruz ve bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sıralarımızı birbiri ardına artışlarımızı yaparak ördük. 1 2 3 4 5 5 sıramızı ördük. Şimdi 6 ve 7. sıramızı da örelim. 6 ve 7. sıralarımızı ise aynı şekilde örelim. Yani bu kez 6 tane tek, 7. çift olarak hem 6. sıramızı hem de 7. sıramızı örelim. Şimdi 6. sıramıza sizlerle birlikte başlayalım. Geçişimizi yapıyoruz. 1 ve 2 tane zincirimi çekip hemen aynı yere batarak sıra başlarımızı çift olarak örüyoruz. Ve teklerimi saymaya başlıyorum. 1, hemen ilk tekimi örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane tekimi ördüm. 7.'yi çift olarak örelim. Batıyorum ve aynı yere bir daha batıyorum. Çiftimi ördükten sonra tekrar 1 2 3 4 5 ve 6 7.'yi çift olarak örüyorum. Bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Üstteki sırayı da aynı şekilde 6 tane tek, 7.'yi çift olarak örelim. Kırmızı ayracımdan sonraki 1, 2, 3, 4. 4 sıramı 6 tane tek 7.yi çift olarak ördüm. 4 sırada bakınız. Toplamda sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toplamda 9 sıramız artışlarımızı yaparak ördük. 4 sıramızı dediğimiz gibi 6 tane tek 7.sini çift olarak ördüm. Şimdi ölçelim tepe noktasını. 14,5 santim tepemizin şöyle üzerinin ölçüsü, çapının ölçüsü. Şimdi birleştirme işlemini yapalım. Artışlarımızı yapmadan örmeye devam edelim. Şimdi şöyle birleştirmeyi yaptıktan sonra geçişimizi bakınız, iki zincirimizin olduğu yere batıyorum. Bir ve iki tane zincir tekrar çekelim. Bir sonraki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum ve artış yapmadan aşağıya doğru örmeye devam edelim. İstediğimiz uzunluk gelene kadar örelim, yeterli olana kadar. Daha sonrasında tekrar görüşelim. Şöyle işaretimi koyuyorum, buraya işaretimi takıyorum. Sayarken siz de herhangi bir işaret koyarsanız nereden başlamıştık diye hiç düşünmeden direkt devam ederiz. Şimdi örmeye devam ediyorum. Şapkamızı örerek tamamladım. İstediğim ölçüye geldi. Biz şapkamızı 0-1 yaş arası çocuklarımız için örüyoruz. Onun için şöyle bir bakalım. Bakınız 14 santim yüksekliği. Şöyle yandan baktığımız zaman tam yarısına karşılık geldiği için 21. Tam şöyle 21'i de 2'ye büktüğümüz zaman tabii ki 42 santime denk gelmekte baş çevresi. Bu da 0-1 yaş grubu çocuklarımızın baş ölçüleri için idealdir. Tabii esneyeceğini düşünürsek eğer daha birazcık daha büyüyebilir ama 0-1 yaş grubu çocuklarımız için tam ideal ölçü budur. Şimdi toplamda kaç sıra ördüğümüze de bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve tepe noktasıyla 18. Tabii bu ölçü kesinlikle yanıltıcı olmasın. Elimizin sıkılığı, gevşekliği, ipimizin inceliği, kalınlığı, bütün bu faktörler örgümüzdeki bu sıralama ölçüsünü değiştirebilir. Tekrar yüksekliği hatırlatalım. Bakın 18 sıra örmüş olmama rağmen şöyle baktığımız zaman en tepe noktasından en alt kısma 14 santime denk gelmekte. Onun için yani kimisi biraz daha elimiz sıkı, ipimiz de ince olursa küçük olabilir ya da tam tersi olduğu zaman daha büyük olur. O yüzden ideal ölçüler 13-14 arasıdır 0-1 yaş için. Evet, şimdi kenarını yapmak istiyorum. Şöyle pembe ipimi bağladım çünkü çalışmamıza biraz daha devam ediyoruz, henüz bitmiş değil. Şöyle işaretimizi de koyduktan sonra bakınız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 sıra ördük. Şimdi başlıyorum işaretimin olduğu yerden ve de örgümün devam ettiği yerden. Bu kez şöyle araya giriyorum, tam araya kapatıyorum ve bir zincir çekiyorum. Bakınız bir tane sık iğne gibi kapadım ve bir zincir üzerine çektim. Tığımın başında oluyorum. Hemen ikinci trabzan arasına giriyorum. Üstteki göze batmıştık hep. Şimdi araya giriyorum. 2 tane ördüm. 3. Yine aynı şekilde tek seferde alıyorum. Araya bakınız. En iki trabzan arasına. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha araya giriyorum. 5. 5 tane tek araya girdim. 6.'yı çift olarak örüyorum. Bakınız bu 6 1 ve 6'yı bir daha örüyorum. 2. 5 tane tek 6'yı çift olarak örelim pembemizin ilk sırasında. 1 araya girerek, onu da lütfen unutmayalım. Araya girip tek sefer 2 3 4 5. 5 tane tekimi ördüm. Şimdi araya giriyorum, 6.'yı örüyorum ve 6.'nın olduğu yere bir daha girerek artış yapıyorum. Şimdi bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane tekimiz, bir tane çiftimiz. Tekrar bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6. çift. Bu şekilde başlangıç yerimize kadar 5 tane tek 6. çift olarak örelim. Pembemizde bir sıra ördüm. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci sıramıza trabzanımızın üzerine batalım şu şekilde. ve geçişimizi hemen yandakinin arasına girerek batalım. Bakınız, kayıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ikinci zincirimi de ilave ediyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir sonraki trabzanımın arasına giriyorum. 1. Yine aynı şekilde zincirimle birlikte 3 oldu. 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane tek örüp bir tane çift örelim. Çünkü çok büyük bir genişlik istemiyoruz. Şöyle güzel bir genişlik istiyorum altında. 10 tane tek sayalım. 2, 4, 6, 8, 10 tek. 11. çift olarak örelim. Tekrar 10 tane tekimizi yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu esnada da bakınız hepsini araya giriyoruz. 7, 8, 9 ve 10. 10 tane tekimizi ördük. 11. trabzan aralarına aynı yere 2 defa batıyoruz ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. 10 tane tek, bir tane çift. Bakın çiftimizden sonra sayalım. Burası çift olarak battığımız yer. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11. çift. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Artışlarımı yaparak ikinci sıramı da tamamladım. İkinci sıramdan sonraki öreceğim sıraların hiçbirisinde artış yapmadan devam edeceğim. Bakınız şöyle bir genişlik istiyorduk. Şu şekilde dışa doğru bu genişliği de elde ettik. Bundan sonraki öreceğimiz 3. sırada dahil sıramızda artış yapmadan yeterli ölçü gelene kadar öreceğiz. 2 ya da 3 sıra örmeyi düşünmekteyim. Nasıl yeterli olursa. Şimdi geçişimizi yapalım ve örmeye devam edelim. Geçişimi hemen ilk trabzanın arasına girerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum ve bir sonraki trabzanımın arasına şöyle geçelim. Tekrar burada ayrılma olmasın. Bir tane zincir ve ikinci zinciri ilave edelim. Tığımın başını dolayarak diğer trabzan arasına geçişimi yapıyorum ve birer birer yine aralardan örüyorum. Tam araya batıyorum. Lütfen buna dikkat edelim. Üzerine batmıyoruz. Yukarıda üzerine batarak örmüştük. Aşağıda ise aralarına girerek örüyoruz. Ve bir sıramız, yani 3. sıramızı örüyoruz. Diğer sıralarımız yeterli olana kadar artışımızı yapmadan bu şekilde örelim ve tamamlayalım. Evet, 1, 2, 3, 4. 2 sıra ördüm toplamda. 3. sıramız ve 4. sıramızı artış yapmadan ördüm. Şimdi bitirmek istiyorum. Bu sıramızda ise sık iğne yaparak kenarlarımızı şu şekilde güzelleştirmek istiyorum. Daha sağlam, daha güzel. Her bir trabzanımın üzerine birer defa batıyorum. Bakınız şu üstteki küçük gözlerin içerisine giriyorum ve örüyorum. Şuradaki minik gözlerin, bakınız minik gözlerimizin içerisine sık iğnemizi yaparak kenarımızı dolaşalım ve bu şekilde daha şık, daha kuvvetli bir kenar olsun. Şöyle bakın. Araya giriyorum. Şuradaki göze hemen örüyorum. Gözlere girerek başlangıç yerimize kadar aynı işlemimizi yapıp tamamlayalım. Evet, bu sık iğnelerimizi yapıp bitirelim. Hello Kitty'mizin kulaklarını örmek için ilk önce şöyle sihirli halkamızı yapalım. En kolay şekliyle tığımı alıyorum. Bakınız 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Halkamı parmağımdan çıkarıp elime alıyorum. Şu şekilde biraz parmağımızdan, yani küçültürsek örmesi daha kolay olur. Tığımın başını doluyorum. Trabzan olarak örüyorum ikili trabzanımızı. Zincirimle birlikte 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. 8 tane trabzan yapalım. Yeterli 8 trabzan sıkıştırıyorum. sıkıştırıyorum güzelce ve birinci trabzanla 8. trabzanımı şu şekilde yaklaştırıp birleştiriyorum. Evet, birleştirme işlemini yaptıktan sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Bakınız hemen şöyle bükülmeye başladı. Zaten istediğimiz şey kulağımızın bükülmesi. 3 tane zincirimizi çektikten sonra hemen dibine bir tane batıyorum. Ve bu sıramızda bir tek bir çift olarak örüyoruz. Çift olarak ördüm. Yandaki trabzanımı tek olarak örüyorum. Bir sonraki trabzanımı çift olarak örüyorum. Aynı yere batıyorum. Yani ikinci sıramızı bir çift, bir tek, bir çift, tekrar sıradakini tek olarak örüyorum. Yani tek çift, tek çift olarak sıramızı tamamlayalım. Bir tek bir çift olarak kulağımızı ördük. Şimdi 3. sıramıza geçtik. Burası düz yönümüz. Şimdi 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Her trabzanımın üzerine bu kez bir tane trabzan örüyorum. Ve kulağımızı 3 sırada tamamlıyoruz. Eğer ipimiz ince, tığımız ince, küçük olduysa bir sıra daha dolanabilirsiniz. Şimdi bittikten sonra santim olarak ölçüsünü de vermek istiyorum. Bakınız bu kez hepsini birer birer örerek tamamlıyorum. Birer birer bakınız her trabzana bir tane giriyorum ve sıramızı tamamlıyorum. Çift örmüştüm aşağıda. Bir tek bir çift olarak örmüştük. Bu sıramız ise tamamen birer trabzan olarak ördük. Dar olduğu için alanımız şöyle görmek ihtiyacı hissediyoruz. Tığımızı batacağımız yeri. Ve başlangıç yerime bir tane son trabzanımı örmüşüm. Hemen birleştiriyorum. Bakınız dar olduğu için bir de beyaz şöyle bir tane de zincirimi çekiyorum. Çeviriyorum. Kulağım bu kadar yeterli. Hemen ölçüsüne bakalım. Üç santim. Eğer 3 santimden biraz daha küçük olduysa 3 santim olana kadar uzatabilirsiniz. Ya da zevkinize göre kullanacağınız örgünün büyüklüğüne, küçüklüğüne göre biraz daha büyük, biraz daha küçük olarak da ayarlayabilirsiniz. Şimdi ipimi kesiyorum. İpimi biraz büyük kopartıp bakınız iki kat olarak yaptığımız için kulağımızı şöyle dik durmasını istediğimiz için hemen birazcık daha ipimizi fazla koparıp şöyle girişimizi yapalım. Bakınız kopardığım yeri ipimi geçiriyorum. Kulaklarımızı önce kapatmak istiyorum. Bakınız dıştaki ilmeğimizle bu taraftaki dıştaki ilmeğimizi alıyoruz ve kapatıyorum. Dıştan ve karşıdaki dıştan yine alıyorum, kapatıyorum. Karşılıklı dıştan birer birer kulaklarımızın ilmeklerini alarak kapatıyoruz. Dışarıdan, diğerini de dışarıdan. Sırası ile ilerliyorum. Ve en son geri geldim. Evet, kulağımızın ön hazırlığını bu şekilde yapıyoruz. Şöyle biraz da çekebilirsiniz. Şu şekilde ortaya doğru da toparlanmasında hiçbir beis yok. Hatta daha hoşluk katmakta. Hello Kitty'mizin gözünü örmek için siyah ipimi parmağıma doladım. Yine sihirli halka yaparak başlamak istiyorum. Üstünden ipimi geçiriyorum. Alttan dolaştırarak yine parmağımın üzerinde çarpımı oluşturup çarpanın tam üzerine elimi koyuyorum. Aradan giriyorum. Elimle bakınız buradan bastırırken alıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. 2 ve 3 tane zincirimi çektikten sonra halkayı parmağımdan çıkarıp diğer elimle tutuyorum bakınız. Sonra tığımın başını dolayarak içine giriyorum ve kaç tane trabzan örmem gerekiyorsa o kadar trabzanımı örmeye başlıyorum. Şu an 3 oldu. Bakınız 1, 2, 3. Devam ediyorum. Aynı halkanın içine girerek 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzan gözümüz için yeterli. Yeterli olduktan sonra bu kısa sallanan ipimizi çekmeye başlıyorum ve halkamızı kapatıyoruz. Güzelce sıkıştırıyorum. Sıkıştırma işlemini yaptıktan sonra diğer trabzanlarımı şöyle bir rahatlatıyorum. Şu şekilde ileri geri ayarlama yapıyorum ki son trabzanımızda ilk trabzanımız birleştiğinde asılma olmasın. Tekrar arkasını çekerek düzelttim. Şimdi trabzanımı birleştiriyorum. Tığımın başını girdirdim. Kapadım. Evet, gözümüzü oluşturduk. Bir tane zincir çekerek ipimizi kesiyoruz ve Hello Kitty'mizin diğer gözünü de aynı şekilde yapıyoruz. Hello Kitty'min burnunu örmek için bu kez sarı ipimi alıyorum. Sarı ipimle örmeye başlıyorum. Yine halkamızın içerisinden 1, 2, 3 tane zincirimi çekiyorum. Halkamı elimden çıkarıp yuvarlağımın içerisine giriyorum ve örmeye başlıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. İpimi çekiyorum, minik ipimi arkadan sıkıştırıyorum. Elimle şu şekilde bir yerleştirmesini yaptıktan sonra tekrar sıkıştırıyorum. İlk başladığımız, zincir çekerek başladığımız trabzanımızın üzerine gelerek batıyorum ve şu şekilde kapatıyorum. Ve bir zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve Hello Kitty'min minik burnunu da bu şekilde tamamlamış oluyorum. Hello Kitty'mizin kurdelesini örmek için şimdi zincirimizi çekmeye başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane zincirimi çekiyorum kurdelemi yapmak için ve geriye doğru sayıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum. Ve kalan diğer zincirlerimi birer birer örerek uç noktaya kadar devam ediyorum. Şimdi kurdelemizi de hazırlayalım. Birer birer ilerliyorum. Üç sıra toplamda örelim. Şöyle başa kadar gelelim. Başa kadar birer birer örerek geldim. Şimdi 1, 2 tane zincirimi çekiyorum. Arkasını çeviriyorum ve tığımın başını dolayarak trabzanlarımı birer birer örerek ilerliyorum. Uç noktaya kadar geldikten sonra yine kenarda 2 zincirimizi çekip bir 3. sıramızı da örerek Hello Kitty'mizin kurdelesini tamamlayalım. Tam 3 sıra ördükten sonra bir tane zincirimizi çekelim. Şu şekilde uzunca, yani çok uzun değil, dikecek kadar keselim ve tığımızı şu şekilde çekelim ve zincirimizi de kapamış olalım. Hem de dikmek için ipimizi de hazırlamış olalım. Evet, kurdelemiz bu şekilde tamamlandı. Evet, şapkamızın üzerine şu şekilde bütün hazırladıklarımı koydum. Kulağımın bir tanesini diktim. Kurdelemizi şu şekilde bükerek dikeceğiz ve bir tane kulağının dibine hemen yerleştireceğiz. Şöyle de 3 tane bıyıklarını da Hello Kitty'mizin hazırladıktan sonra şapkamız kullanılmaya hazır hale gelecek. Çok cici olacak. Hemen kulağımızın dikişini gösterelim. Diğer gözleri iğnelerimizi takarak uygun ayarlamalarımızı, simetrimizi yapalım ve dikelim. Şimdi hemen kulağımızı yerleştirmeye başlayalım. Evet, kulağımızı bakınız. 1, 2, 3. 3 tane tepe noktasını ördüm. Dördüncünün ucundan bakınız 4, 5, 6, 7'nin en tepesinde 4, 5, 6 ve 7'nin en tepesinde dikerken şu şekilde büzeceğiz. Buradaki çizgilerimizi takip edersek kulaklarımız ya da diğer dikmiş olacağımız gözlerimiz daha güzel birbirine ayarlı bir şekilde denk gelecektir. Yani burada zaten mevcut olan örgü çizgilerimizi takip ederek güzelce dikişlerimizi yapalım. Şimdi kulağımızı ayarlamasını bakınız. 1, 2, 3, 4.'ye takmıştık. 1, 2, 3, 4. de ucu olacak. Şu şekilde ipim burada. 4 de burada. 4, 5, 6 ve 7'nin tepesindeydi. 4, 5, 6 ve 7. Evet. Şu şekilde 1, 2, 3 dikmeye başlıyorum. Dikişimi atıyorum. Lütfen kat almamaya dikkat edelim. Diğer aşağıdan almadan dikelim ve daha güzel sonuçlara ulaşalım. Evet. Şöyle bakınız, önden alıyorum. Şu şekilde giriyorum. Kulağımı dikmiştik zaten, kulaklarımızı diktiğimiz için ilk önce şöyle rahatça dikelim. Geçirmek istemiyorum bakınız. Güzelce bu katın üzerinden ilerleyelim. Şöyle ortamızı da büzdürelim. Çok rahat dikmesi, hiçbir şekilde tedirgin olmayın. Şöyle arasına bir şey de koyabilirsiniz. Dikiş geçmeyecek. Eğer korkuyorsanız diğer tarafı da dikmekten. Hiç korkmayın ama gayet rahat. Ama tabii biraz dikkatli, rahat olalım derken hepten ölçümüzü kaçırmadan ayarlı bir şekilde rahatımızı rahat rahat yani dikelim. Evet. Şöyle de kontrolüm ediyorum. Hiçbir şekilde arkada dikişim söz konusu değil bakınız. Alıyorum ve yeterli zaten. Çok da dikişe boğmamıza gerek yok. Şöyle kulağımızın olduğu yere yaklaşarak geliyorum. Arkasına geçiriyorum. Ve güzelce kulaktan da alarak düğümümü atıyorum. Düğümümüzü de attım. Çok fazla büyük düğümlere gerek yok. Güzel sağlam bir düğüm atmak yeterli. Evet, kulaklarımızı şu şekilde ayarladık. Gayet güzel oldu ve de gayet kolay. Lütfen hiç tereddütünüz olmadan hemen yapın. Eğer korkuyorsanız herhangi bir şey olmasına, yani eğri olmasına telleyebilirsiniz. Daha sonra o teli çıkarırız. Şimdi kurdelemizi ayarlayalım. İpimi taktım. Fazla bıraktığım ipim. Şurada başlangıç ipimiz vardı. Bakınız, bu başlangıç iplerimizi de içeriye doğru alt sıradan kaybedelim. Ortaya doğru gelerek. Evet, şöyle kaybediyorum. Eğer yine de fazla kalırsa şöyle hemen makasımızla temizleyelim. Şimdi ipimizi alalım. Ortaya doğru ilerleyelim. Tam ortaya geldim. Dilerseniz sayabilirsiniz. Tam ortalayabiliriz. 2, 4, 6, 8, 10, 12 ve 13. 2, 4, 6, 7. 7'de kalıyorum. Bakın zaten göz kararı bile 7'de kalmıştım. Şu şekilde giriyorum. Trabzanlarımın arasına aşağıdan çıkıyorum, tepeden büzüyorum ve yine yukarıya doğru birkaç tane batıp, şöyle 2 tane bile yeterli, yukarıya doğru yine çıkışımı yapıyorum. Fiyongumuzu dilerseniz sararak da yapabilirsiniz, dilerseniz bu şekilde şöyle de yapabiliriz. Bakınız, sıkıştırdığımız zaman elimizde düzeltiyorum. Evet. Şöyle de bir tane iğnemizi de batalım ki sağlamlaşsın. Dikmek istediğimiz yöndeki kulağımızın olduğu yere gelelim. Şuraya dikmek istiyorum. Önüne, tam kulağımızın önüne, yine alta geçmeden güzelce dikişlerimizi atalım. Alta geçmeyelim. Bakın şöyle kontrol edin. Alta kesinlikle geçip sökmek zorunda kalırsınız. Yani herhangi bir sıkıntı olacağı için değil, sökmek zorunda kalmayalım. İşimiz ikileşmesin. Dikkatli bir şekilde kordalemizi de bu şekilde dikelim. Şu içten alalım pembemizi. Beyazımız da çok fazla belli etmeyelim. Evet, güzelce dikelim ve tamamlayalım. Yukarıdan aşağıya doğru şapkamızı tamamlamaktayız. Şimdi gözlerimizi yerleştirelim. Şu şekilde biraz önce de söylemiş olduğum gibi sayarak yapar isek, bakınız bu düzgün giden çizgilerimize bakınız, her ikisinin üzerinde. Yukarıda derseniz biraz bir çizgi daha aşağıya çekerek gözlerimizi yerleştirebiliriz. Kenar simetrilerini dilerseniz parmaklarınızda, dilerseniz mezurunuzda ölçebilirsiniz. Burnumuzu da şu şekilde tam ortalayarak yerleştirelim ve bu gözlerimizi biraz önce gösterdiğimiz gibi dikmeye başlayalım. Arkadan şu şekilde sallanan iplerimizi arkaya dönecek kadar keselim. Dilerseniz arkaya geçirin, dilerseniz şu şekilde gizleyerek dikişimizi yapmaya başlayabiliriz. Şöyle gözümü bırakıyorum. Aynen çizgiye denk gelmesini sağlıyorum. Yine iğnemizi taktık. Bakınız ipimize şöyle içten alıyorum. Ve kenar çevrelerini bu katından alarak dikmeye başlıyorum. Aşağıya geçmiyorum. Kesinlikle dikkatli bir şekilde, çok fazla da bu taraflara açılmadan mümkün mertebe gözümüzün altından ilerliyorum. Tabii elinizi alarak da dikebilirsiniz. Şu şekilde elimizi koyarak da daha rahat dikebiliriz. Tamamen alışkanlıklarımıza kalmış. Çok fazla beyazına açılmayalım. Diğer gözümüzü de bu şekilde dikelim. Şöyle alıyorum. Çok fazla beyazı rahatsız etmek istemediğim için. Evet, gözümüzü diktik. Diğerini de aynı şekilde dikelim. Burnumuzu da dikelim ve tamamlamış olalım. Bakınız arkadan öyle bir rahatsız edici iz yok. Hiç problem değil. Önde göstermedikten sonra zaten arka problem değil. Tabii çok da karmaşa yaratmayalım arka tarafta da. Düğümümü atıyorum. Diğer gözümüzü de aynı şekilde dikelim. Evet, şapkamız aşama aşama tamamlanmakta. Şimdi minik burnumuzu dikelim. Minik burnumuzu da aynı şekilde şöyle alttan alıyorum. Bakınız düğüm atmadım. Hiçbirine dikkat ettiyseniz birinciyi hafifçe alıyorum. Yine geçiyorum yüzeye zarar vermeden diğer tarafa. Yüzeyden kaldıracak kadar olunca elime alıyorum ve etrafında turlayarak tamamlıyorum. Bu şekilde ilk başlangıç noktamıza kadar gelelim. Çok fazla dikişe boğmayalım. Arkasını alıyorum. Ortaya atmadığım için dikiş şöyle arkadan öne çıkmayacak şekilde birkaç tane geçelim ve düğümümüzü de atalım. Bir tane daha atalım. sıkıştırıp makasımızla keselim. Şimdi bıyıklarımızı işlemeye geldi sıra. Evet. Şimdiden çok güzel oldu. Yani ben çok beğendim. Evet, şimdi bir de 3 tane minik bıyığımızı yapalım. Şapkamız kullanılmaya hazır hale gelsin. Evet, bıyıklarımızı yapmak için hemen siyah ipimi taktım. Geliyorum 1, 2, 3. Üçüncüye şöyle batıyorum. Üçüncü sıramıza iğnemi batırdım. Ve karşıya doğru uzatıyorum. Dilediğiniz uzunluğa kadar uzatırsınız. Mümkün mertebe trabzanlarımızın üzerine batırırsanız, hani araya girerseniz kayması daha fazla olur. O yüzden birazcık daha tam içine batıralım. Şimdi batırdıktan sonra yine aynı yerden çıkıyorum. Aynı yerime geldim. Aynı yerden şöyle meyil vermek istiyorum. Bakınız şu şekilde. Birazcık bir trabzan daha sanki öne batar gibi ve birazcık daha yukarıya batıyorum. Ve aynı yerden çıkıyorum. Şu şekilde. Aynı yerden çıktım. Bu kez alt tarafa doğru üstteki gibi şöyle bir altın birazcık daha içinden giriyorum. Şöyle bir bıyık oluşturuyorum. Diğer tarafa da aynı işlemimi tekrar ediyorum ve bitiriyorum. Şöyle düğümümüzü de atalım. Şu şekilde yaparak esnemesini engelleyelim. Evet, diğer yanağına da aynı işlemimizi tekrar edelim. Evet sevgili arkadaşlar, Hello Kitty ile şapkamızı çalıştık. Bütün aşamalarını sizlerle birlikte yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye kadar sağlıkla, mutlulukla kalın inşallah. Görüşmek üzere, hoşça kalın.